Suriye'de ne yazık ki iktidarımız rasyonel, ülke çıkarlarını gözeten bir politika izlemedi. Hayallerle dolu, şahsi duygularla şekillenen bir politika izlediniz. Bu politikanın geçici koruma altındaki Suriyelilere yapılan harcamaları, ticaret kaybını, güvenlik harcamalarını ve diğer kayıpları üst üste koyduğumuzda ülkemize maliyeti yaklaşık 350 milyar dolar. En az 350 milyar dolarlık bir milli serveti çöp haline getirdiğiniz için bu halka bir özür borcunuz yok mu? İktidarınızın maceraperest Suriye politikasının faturasını en ağır ödeyen illerin başında Hatay geliyor. Sizin yanlış Suriye politikanız nedeniyle Hatay savaşın gölgesinde 13 yıldır yaşıyor. Sizin yanlış Suriye politikanızla Hatay'ın 138 kilometrelik sınır komşusu olan İdlib şu an dünyanın terörist köprüsü olarak nitelendiriliyor. Hatay'ın Suriyeli komşuları vardı ama iktidarın yanlışlığı yüzünden şu anki komşuları IŞİD veya HDŞ'i, Hedit Tahrir Şam örgütüdür. Sizin yanlış Suriye politikanızla Hatay nüfusunun 1/3 kadar Suriyeli ile 13 yıldır ekmeğini, aşını, işini paylaşıyor. Yanlış Suriye politikanızın bir devamı olarak da 14 Orta Doğu ülkesine açılan iki sınır kapımızı kapattınız. İhracat yollarımız daraldı. Lojistik nakliye sektörü geriledi. Bu sektörler için hayati önemde olan sınır kapılarımızı 11 yılı aşkın bir zamandır ısrarla neden kapalı tutuyorsunuz? Suriye devletine doğrudan açılan yerlere sınır kapısını neden açmak için girişimlerinde bulunmuyorsunuz? Hatay ekonomisine zarar vermeye neden devam ediyorsunuz? Tüm bunlar için Hatay insanına bir özür borcunuz yok mu Sayın Bakanım? 13 yılı aşan Suriye krizinde izlediğiniz yanlış politikaları terk etmeniz için yıllarca iktidarınızı uyardım. Suriye'de gittiğiniz yol yol değildir dedim. Esad'la görüşün dedim. Suriye'de barışı sağlayın dedim ama bizi dinlemediğiniz gibi trollerinizle bize söylemediğiniz laf kalmadı. Etmediğiniz hakareti, suçlamayı bırakmadınız. Şimdi dediğimize geldiniz, Esad'la görüşmek için hamleler yapıyorsunuz. Geç de olsa doğru yapıyorsunuz. Ancak bize de bir özür borcu olduğunuzu hatırlatmak isterim. Bir diğer konu ise vize çilesi. Öğrencilerimiz vize alamıyor. Okulları kazanan, üniversiteden kabul alan, burs kazanan öğrencilerimiz o ülkeden vize alamadıkları için gidemiyorlar. Kararlıyla uluslararası taşımacılık yapan şoförlerimiz vize alamıyor. Nakliyecilerimiz çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Sayın Bakanım, nakliye sektörü Hatay için hayati bir önem taşıyor. Bakın, bugün öyle bir noktaya geldik ki Avrupa'ya yük taşıyacak şoförlerimizin vize süreci 2-2,5 ay gibi çok uzun sürüyor. 2,5 ay sonra da red çıkıyor. Ki veya 12-40 günlük vize veriliyor. Bu sürede bir tırın gitme dönme ihtimali hiç yok. Vize alamadığı için şu an tırlar parkta bekliyor, nakliyeci zarar ediyor. Ülkemizin sebze ve meyve ihracatının %40'ın yapıldığı Hatay'ın bu vize çilesinde yaşadığı mağduriyeti tahayyül edebiliyor musunuz? İhracatımız, nakliyecilerimiz tırlarını satma noktasına geldi. Vize sorununa acilen bir kalıcı bir çözüm üretmesini istiyoruz. Aslında bunu son 4-5 yıldır bekliyoruz. Girişimde bulunuyor musunuz? Önceliğiniz mi değil, yoksa girişte bulup da başarı mı sağlayamıyorsunuz? Bu hususlarda açıklamanızı bekliyoruz.